وعن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet olunmuş ki Hazreti Ali Efendimiz İbni Ağbede demiş ki Ela uhaddisuke anni ve an Fatimete radıyallahu anha binti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Benimle diyor Hazreti Fatıma benim hanımım olan Hazreti Fatıma ile geçen bir olayı sana anlatayım mı? Tamam arkadaşlar. Kim söylüyor? Hazreti Ali Efendimiz. Kime söylüyor? İbn-i Ma'bede. Kiminle ona geçen olayı? Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efendimiz arasında geçen bir olay. Diyor ki Bint Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve kânet min ahabbi ehlihi ileyh ve Hazreti Fatıma annemiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme en sevimli olan aile ehlinden. Çünkü en küçükler. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in annesi. وَكَانَتْ عِنْدِي قُلْتُ بَلَى dedi ki anlat. İbn-i Mâbed diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e anlat dedi. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Hanımlar bakın iyi dinleyin. Yani gece gündüz Allah'a hamd etmelisiniz. Allah'a şükretmelisiniz. En sevimli olan cennet gençlerinin annesi ve cennetteki bütün hanımların annesi olan Hazreti Fatıma'nın durumuna bakın. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى اَثَرَتْ فِي يَدِهَا Fatıma anne diyor, Fatıma hanımım diyor, değirmen çekerek ellere babardı. Şimdi ekmeği alıp geliyorsun da beğenmiyor. Bu nasıl ekmek? Filanca yok muydu? Filanca yok muydu? Diyor. Değirmen çekmeden elleri kabarmış Hazreti Fatıma annemiz. Sonra devam ediyor. وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى اَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا Hazreti Fatıma annemiz su taşımadan diyor omuzları kabardı. Uveyna. Su taşımadan omuzları kabardı. Elhamdülillah ya açtığın zaman sıcak su ayrı akıyor, soğuk su ayrı akıyor. Ne şikayetsin ya hakkı var insanın ya. Şu gördüğümüz zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile görmemiş ya. Öyle bir durum değil ya. Sonra daha devam edeyim. وَكَنَسَتِ الْبَيْتْ حَتَّى اِغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا Hazreti Fatıma annemiz evi süpürdü, bütün diyor evin tozu üzerine batırdı. Halı yok, açkı yok, elektrikli süpürge yok, hiçbir şey yok yani. Böyle bir durum. Sonra فَاتَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem خَدَمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme de hizmetçiler, köleler geliyor. فَقُلْتُ ben de dedim ki diyor Hazreti Ali Efendimiz kime? Hazreti Fatıma annemize diyor. لَوْ اَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا فَاتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَثَاءَ فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَبِ Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz sen diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitsen de onun yanına böyle hizmetçiler geliyor, köleler geliyor. Onlardan birini sana verse dedim diyor. Söyleyen kim? Hazreti Ali Efendimiz. Kime söylüyor? Hazreti Fatıma annemiz. Git de diyor babandan bir tane hizmetçi iste sen yanında en sevgilisin. En sevgili kızısın. Bu kadar senin eziyetini görür herhalde bir tane hizmetçi verir git iste de diyor. Sana yok demez. Hazreti Fatıma annemiz de geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Bakıyor ki yanında gençler var. Bir şey istemeden haya ederek geri dönüyor. Bir şey isteyemiyor ya. فَاَتَاهَ مِنَ الْغَدِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün Hazreti Fatıma annemizin yanına geldi. فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ Senin bir ihtiyacın mı vardı? Neden geldin dün diye sorduğu zaman Feseker. Hazreti Fatıma annemiz yine haya ediyor. Niye? Yine bir şey istemiyor. Fakultu. O zaman Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Ana uhaddisuke ya Resulallah. Ben sana anlatayım bunun ihtiyacını, sıkıntısını dedi. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Cerrat bir raha hatta etteret fiyedi. Ya Resulallah.
Hazreti Fatıma değirmen çekmeden ellere kopardı. وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى اَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا Su taşımadan omuzları kabardı. فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْخَدَمُ اَمَرْتُهَا اَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِي Yani yanına gelmesinin sebebi, sen acaba bir hizmetçi verir misin bu sıkıntılardan, bu darlıktan onu kurtarır mısın diye onun için geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar, bak diyor ki İttakillâhe ya Fatıma. Ey Fatıma, Allah'tan kork. Bu dünya geçici. İmtihan dünyası. Şikayetsinme. Ve eddî ferîdete rabbike. Allah-u Teala sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Hazreti Fatıma annemiz vefat etmiş. Kaç sene geçmiş arkadaşlar? 1441 sene geçmiş. 1400 sene geçmiş. Bak, hep geçmiş. Ama genlere kalanlar ne? Hep mükafat. Onun için asıl olan ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Fatıma annemizin tavsiyesi, vasiyeti hepimize. İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Ve eddi ferîdete rabbike. Allah-u Teala sana neleri farz kılmışsa, 5 vakit namaz, oruç, had, zekat, bunları yerine getir. Tamam mı talebeler? Evlerinizde namazlarınıza dikkat edin, bakın. Hocanız için kılmam, anneniz, babanız için kılmam, Rabbiniz için kılın bu. Çünkü bak ne diyor? وَاَدِّي فَرِيلَةَ رَبِّكَ Sana Allah'ın farz kılmış olduğu farzları yerine getir. وَاَمَلِي عَمَلَ اَهْلِكِ Ve evin işlerini de yap, zorsunma ya. وَاِذَا اَخَصْتِ مَدْجَعِكِ Yatağa girdiğin zaman diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi dinlen hanımlar, gençler. فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 sefer Subhanallah de. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yatağa girdiğin zaman. وَحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 sefer Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah de. وَكَبِّرِي اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ Ve 34 seferde Allahu Ekber. Ne etti? 100. فَتِلْكَ مِئَدِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ Bu sana hizmetçiden daha hayırlı. Tamam mı gençler? Yatağa girdiğiniz zaman ne yapacaksınız? O duayı okuduktan sonra 33 sefer Subhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 34 seferde Allahu Ekber deyip öyle yatacaksınız. Size bir hizmetçiden daha hayırlı. قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma annemiz ne diyor? Allah ve Resulünden ben razı oldum diyor. Başka bir şey istemem. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ وَاَبُوْ دَاوُودُ وَالتِّرْمِزِي Ebu Davud'da, Bukhari'de ve Müslüm'de geçmiş arkadaşlar bu hadisler.